Elim kazayla, elim facayla ilgili bir konuğumuz var stüdyomuzda. kendisinde, kendisiyle hem denizlerimizdeki bu tür kazalar hem de denizciliğimizin geldiği noktayı konuşacağız. Stüdyoda konuğumuz e, Sayın Ahmet Serdar Argıç Argıç. E, Sayın Argıç hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, efendim Sayın Argıç Denizciler Dayanışma Derneği'nin e, yönetim kurulu başkanı aynı zamanda. E, profesyonel denizcisiniz. Evet, kaptanım. Kaptansınız aynı zamanda. E, sabah siz de gazetelerden, daha doğrusu televizyonlardan bu haberi duyduğunuzda ilk aklınıza ne geldi Sayın Argüç? E, Valla biz son günlerde böyle trajedileri e, duymaya alıştık. E, çok üzüldüm. E, canlarını kaybedenlere Tanrı'dan rahmet diliyorum. Hı hı. Sağ kalanlara da uzun ömürler diliyoruz. E, maalesef. E, Böyle kazalar e, Türkiye karasularında olmaya başladı yazında biliyorsunuz çok e, evet. can sıkıcı kazalar oldu ancak bu kazayı biraz e, Yerlerinden... oluşu diğerleri diğerlerinden ayırmamız Ayırdık. gerekiyor. Şimdi Ege'de falan duyuyorduk, İstanbul'da yani gerçekten çok duyduğumuz bildiğimiz bir şey değildi ya da biz mi bilmiyorduk oluyordu da ee, İstanbul'da yani bu kazayı diğerlerinden nasıl ayırıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, e, profesyonel bir denizci olarak uzun zamandır e, gemi işletmeciliğinden uğraşıyorum. Hı hı. E, maalesef bu insan trafiği çok uzun yıllardır devam ediyor. E, bunu çeşitli yollardan yapılıyor. Emniyet güçleri, sahil güvenlik bunu engellemeye çalışıyor. Kaçakçılar yeni yollar bulmaya çalışıyorlar. Bu tabii çevremiz, çevre ülkelerde özellikle Afrika'da, şimdi işte Suriye'de, daha önce Irak'ta, daha önce İran'da olan iç savaşlar problemlerden dolayı nüfus hareketlerinin olması neticesi, Türkiye'nin de bir geçiş bölgesi olması neticesinde e, oluyor. Daha önce Ege'de oluyordu çünkü e, Ege'den e, karşıya e, geçiyorlardı Yunanistan'a, Avrupa Birliği ülkesi. E, işte oradaki siyasi prosedür, e, göçmen prosedürü uygulanıyordu. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığımızın çok sıkı çalışmaları neticesinde, denizcilik sitelerinde biz bunu takip ediyoruz tabii çalışmaları, Hı -hı. her hafta 300 kişi, 500 kişi e, kaçak yakalanıyor. Dolayısıyla bunlar önleniyordu. Her hafta? Bir kaz tabii ki. Ee, yani sahil güvenlik komutanlığımızdan bu istatistik bilgileri alabilirsiniz. Hı hı. Yani her hafta 300-500 kişi civarında yakalanıyor. Tüm karasularımızı ifade ediyor bu rakam. Şimdi e, daha çok tabii Ege. E, hı hı. Akdeniz'de böyle bir şey olmuyor. Akdeniz'de gidecek yer yok. Akdeniz'de gidecek yer büyük gemilerle İtalya'ya daha çok tercih bu ediyorlar. Bu işlerde bu kaçakçılıkta büyük gemilerde kullanılıyor mu? Tabii ki. Peki İtalya ile Yunanistan'la ile karşılaştırdığımızda ülkemizdeki durum ne? şimdi İtalya, Türkiye tabii bu kaçaklara vize şeyleri nedeniyle, vize uyguladığımız vize politikalarıyla bu kaçaklara yani veya bizim misafirperver davranışlarımız neticesinde biliyorsunuz yani resmi rakamlarla bugün bir buçuk bir milyon altı bin Suriyeli var. Evet bunun Iraklısı, sayılmayanı, İranlısı, Afrikalısı e, dolayısıyla 2-2,5 milyon nüfus var. Ve bunlar Türkiye'de, birçoğu Türkiye'de değil Avrupa'ya geçmek istiyorlar. Türkiye'yi geçiş yeri olarak kullanıyorlar. Ve böyle yollara tevessül ediliyor. Bunların sırtından para kazanan da bir takım insanlar var. Böyle çok üzücü şeyler oluyor. İstanbul'da gerçekleşmesi Yunanistan'ın dışında yeni bir kapıyı mı ifade ediyor? Örneğin evet. Basında haberler işte Bulgaristan işaret ediyor. Öyle gözüküyor. Öyle bir tekne ilan çünkü ancak Bulgaristan'a gidebilirler. Belki Romanya olabilir ama Romanya daha da uzan, uzak. Bulgaristan yaklaşık 80 deniz mili civarında hı hı. böyle bir tekne gidebilir. Romanya iki katı. ...orada örgütleniyorlar. Yunanistan kanalının, özellikle Yunanistan'ın e, aldığı sert tedbirler... ...hapis cezaları e, hı hı. gibi şeyler nedeniyle... E, ...bu işi organize eden insanlar... ...yine bir kanal bulmuş gibi gözüküyor. Peki hani Türkiye'nin biraz geçiş noktası... ...hatta biraz da mola gibi olması... ...bizim vize politikamızdan, biraz da misafirperverliğimizden dediniz. Bunların biraz değişmesi mi lazım? Yani bu tür kazalar sonuçta... ...Türkiye'nin bu politikaları da hani... E, Yok ben açıyorum? misafir ben e, vize ülken, e, uygulayan ülkelere gitmeme gibi benim şahsi ve ticari bir şeyim var e, felsefem var ancak e, bizim böyle bir politikadan vazgeçmemizi değil e, özellikle karadaki hareketlerin daha dikkatli takip edilmesi ni e, ben şahsen e, önerebilirim. Öyle bir eksiklik görüyorum Sonuçta burada. Sonuçta denizdeki bu sevkiyat karadan başlıyor. Tabii. Şimdi yani bu, olayda bu insanlar da 40 kişi 50 kişi bir yerde toplanıyor gecenin bir saatinde. 8 metrelik tekneye 40, 30 kişi 40 kişi çoluk çocuk herhalde mavi tura çıkmıyorlar. Yani bunun bir şekilde istihbari bilgilerin bindiği yerlerden alınıp derhal e, güvenlik güçlerine, sahil güvenlik komutanlığına yani denize çıkmış olsalar bile Güvenlik Komutanlığı'nın 158 numaralı ihbar attığına yapılırsa derhal bu önleniyor. Böyle trajedilerin de önüne böyle geçilir. Hı hı. Ya onu soracağım Bakırköy ya da Zeytinburnu yanılmıyorsam e, açıklamayı. Biz o Bakırköy yönde, diye duyduk. Aha, oradan kalkıyor gece vakti e, 40 küsür kişi, çoluk çocuk dediğiniz gibi e, boğazı geçiyor. Evet. Boğazın artık Karadeniz çıkışında 2,5-3 mil açıklarda bu elif kaza facia maalesef, meydana geliyor. Boğazı kim nasıl denetliyor? Biraz da bunları ben e, duymak istiyorum. Evet. Yani e, sahil güvenlik işte yoksa vatandaş mı 158 arayacak? Yani nasıl denetliyor? Nasıl geçebiliyor? Karadaki güvenliği hani demin konuştuk söyledik. <laughs> Boğazı kim denetliyor? Şimdi boğazda bayağı bir trafik var boğazda. Boğazda e, VTS adı verilen radarlı boğazın geçişlerini kontrol eden yani büyük gemi trafiğini ayarlayan bir e, kamu kuruluşumuz var. Ancak bu küçük teknelerin herhangi bir e, engellemesi söz konusu değil. Ancak ihbarla olabilir veya bir e, e, olan olan dışı bir hareketin tespit edilmesinden olabilir. Boğaz trafiği dünyanın e, en yoğun trafiklerinden biri İstanbul'un yani bir İstanbul'da profesyonel olarak söyleyebilirim. Hı hı. Günde yaklaşık 2.500 e, karşıdan karşıya sefer var, yanılmıyorsam. 500 civarında da kuzey güney ve güney kuzey gemi geçişi var. Bu başarıyla denetleniyor. Ancak tabi suçun önlenmesi açısından çünkü bu bir suç en azından pasaport kanununa muhalefet. Ne bileyim 8 kişilik tekneye 40 kişinin binmesi de bir suç. Yani bütün bunlar sahil güvenliğin buradaki konumu nedir? Sahil güvenliğe haber verilirse Türkiye Cumhuriyeti Karasularındaki kanunsuzluğun, kaçakçılığın, korunmanın tek görevlisi sahil güvenlik komutanlığı. Onun da 158'i var. Derhal ilgili birimleri hareket verir. Hem önleyebilir, önleme yapabilir hem de kurtarma yapabilir. Ee, bir de şu hani 8 kişilik tekniğe 40 kişi diyorsunuz. Böylesi kazalardan sonra da hep oraya biz kanalize oluyoruz. Yani Gerçekten hani hep aşırı yükten mi, istihfaf adını aşmaktan mı kaynaklanıyor? Yani başka suçlu yok mu? Bu kazalar hep aşırı yükten mi oluyor? Yani biraz onu açmak lazım bence. E şimdi bakın, e, teknenin e, bir kere tekneye çok fazla insan koyuyorlar. Aldıkları parayla tekneyi gözlüden çıkartmış oluyorlar. Hı hı. Genellikle %90 eee teknede herhangi bir profesyonel kişi bulunmuyor teknenin sevk ve idaresinden sorumlu. Tamamen bunları şeylere bırakıyorlar, göçmenlere bırakıyorlar. dolayısıyla yani… E parayı alıp tekneyi teslim ediyorlar. Öyle gibi denebilir. Belli bir yere kadar götürüp ondan sonra ayrıldıklarını biliyorum. Çünkü yakalandıkları takdirde kendileri cezalanıyorlar, göçmen statüsünde olmuyorlar. Tabii de yani batma tehlikesi olduğunu herhalde o denizciler yani o teknenin Yani tekne eski ucuz bir tekne, küçük bir tekne. Maalesef böyle çok yani bunlar tabii bizim karasularımızda olanlar ama bu trafik hala işte Libya-İtalya arasında, Tunus-İtalya arasında da maalesef İtalya'nın çok muzdarip olduğunu biliyorum. Çok, çok yakın olduğu için Afrika kıtasına özellikle Libya'da kaddafin'in devrilmesinden sonra Oradaki otorite boşluğundan Afrikalılar Libya'ya gelmeye başladı. Orta Afrika cumhuriyetlerinden eskiden bu engelleniyordu. Ee, şimdi bol miktarda e, refüji e, göç, göçmen e, kaçak artık ne derseniz teknelere atlıyorlar İtalya'ya doğru yola çıkıyorlar çünkü İtalya en yakın mesafe onlar için hı hı. ve İtalya daha yumuşak davranıyor göçmenlere. E, Birleşmiş Milletler'le de öyle bir anlaşması olduğunu ben şahsen duydum resmi bir şey var mı bilmiyorum ama hı hı. alıp ondan sonra göçmen şeyinden, daha önce Arnavutluk üzerinden çok yapılıyordu. Şimdi de bu trafik böyle devam ediyor. Ülkenin bu savaşler, üzerinden biraz Bulgaristan gibi şimdi de öyle şu gözüküyor. Şu anda öyle gözüküyor. Hı hı. Biraz ters bir yol ama... Yani, Bulgaristan'ın tabi Avrupa Birliği üyesi olması. Aslında yani ne kadar e, denizcilik açısından ne kadar amatörce yapılmış şey. Bakırköy'den binip de Bulgaristan'a. Yani İnadadan binseniz İnadadan 5 mil orada ama demek ki böyle organize olmuşlar. Çok üzücü bir şey. E tabi İstanbul'un şöyle bir yanı var yani gelen göçmen İstanbul'a geliyor ama İna'da belki bilmiyor, aklına da gelmiyor. İstanbul'daki e, kaçakçılar diyelim. Kaçakçılar yani. Onu da burada İnsan çözüyor. İnsan kaçakçıları. Buradan başlatıyor yolculuğu. Maalesef. Ee, peki bu yasa dışı faaliyetlerin kaçakçılığın dışında şimdi İstanbul Boğazı'nın dünyanın trafiği en yoğun boğazlardan, denizlerden bir tanesi kesinlikle, olduğunu söylediniz. Kesinlikle. Ee, bizim hani denizcilik tecrübesi açısından gemilerimiz, sonra gemi adamlarımız. Hani bu konuda yapılan, verilen eğitimler, o eğitimlerden alınan bröveler. Çünkü hani burada da bazı soru işaretleri ya da basına yansıyan şeyler oluyor. Hani ehliyet sahibi gerçekten sahip mi? O kursu aldı mı, almadı mı? birçok soru işaretleri. Ne kadar güvenli bizim sahil denizlerimiz? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, bu noktada e, derneğimi de tanıtmama müsaade Lütfen, ederseniz. Lütfen, biraz tabii. Ben esasında baştan e, soracaktım ama olayın direkt Yok şimdi lafı gelmişken. şey e, gelmişken tanıtayım. E, biz 1993 senesinde kurulmuş, profesyonel denizcilerin kurduğu bir derneğiz. 1999'da özellikle İstanbul Boğazında ve Boğazlar çevresindeki bazı eksiklikleri görüp, biz kendimize yeni bir yol seçtik Kıyıdan Ufka Emniyet adıyla yeni bir örgütlenme e, ile İngiltere'deki bu gönüllü kurtarma örgütünden aldığımız iki tane özel botla ve daha sonra deniz bize hibe ettiği bir çekme teknesi e, ve iki tane daha hibe aldığımız botlarla 1999 senesinden beri İstanbul adalar çevresinde özellikle amatör denizcilerin en çok kullandığı bölgede Hı. kurtarma ve yardım faaliyetleri ve kurtarma Hı. yardım faaliyetleri yapıyoruz. E, 2.300 üyemiz var, 300 kişiyle 724 merkezimizde e, nöbet tutuyoruz. 1.800 olaya e, bugüne kadar e, 1.800 olay yaşadık. Bunlardan 532 tanesi insan Kurtarma ile ilgili, diğerleri teknik arızalar çekme yardım. Bugünkü müdahalede kazada yer aldınız mı? Maalesef derhal ve özellikle bunu da söyleyeyim, Sahil Güvenlik Komutanlığından yetki almış ilk ve tek gönüllü kurtarma örgütü biziz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız bizi her sene iki defa, üç defa denetler. Bir yani akut dağda hani daha çok böyle evet. karada, biz de merhametli tarihlerde kurulduk. Ee, akutçulara da buradan selam olsun. Onların bot kaptanlarını da biz eğittik. Hı hı. Ama bizim e, esas e, gururlandığımız şey 40 dönemde yaklaşık 1000 tane 1000 kişiye denizcilik eğitimi verdik. Yani denizde temel denizcilik eğitimi, denizde nezaket, çevre, e, akuttan, Turmapa'dan, ile üniversitelerimizden çok yakın çalışıyoruz. E, bizim gördüğümüz 1999'dan beri ben ben yani 1993 kuruluştan beri varım. Yönetim kurulu üyesiydim aynı zamanda. Hı hı. Bizim tecrübelerimizle, bunca yıllık tecrübelerimizle, profesyonel ve amatör tecrübelerimizle şu anda e, Türk karasuları e, dünya standartlarında korunuyor. Bunu gururla söyleyebilirim. Korunuyor. Evet. E, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, hı hı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzün teknik teçhizat botları, helikopterleri, Kurtarma botları son derece çağdaş teknolojilerle donatılmış. Buradaki eksiklik, bizim buradaki gördüğümüz eksiklik birincisi denizi kullanan insanlar, denize çıkan insanlar temel güvenlik kurallarına maalesef uymuyorlar. Bu bir, çok büyük bir eksiklik. Biz birçok kazada, birçok müdahale bulunduğumuz şeyde bunu gördük. Yani size çok komik bir şey söyleyeyim. Teknesine yakıt almadan çıkıyor adam. Sonra denizin ortasında, denizin ortasında yakıtı bitiyor. Arayıp beni kurtarır. Yani düşünebiliyor musunuz? Teknede kürek yok, yakıtsız tekneye gidiyorsunuz, kurtarıyorsunuz. Yani bir kötü bir havada işte kazaya davetiye, yani rüzgara tabisiniz artık. Rüzgara akıntısı nereye, nereye atarsınız? Ee, çok basit bir can yeleği takma, bir işaret verme. koskoca 200-300 bin, 500 bin euroluk teknelerde bir telsiz yok yani bir telsiz olsa en kestirme deniz telsizinden yardım istenebiliyor. Böyle eksiklikler görüyoruz. Bir de e, gördüğümüz eksiklik özellikle bu gibi kış aylarında hipotermi diye bir olay var. Denize düşen insanlar bu soğuk havada yaklaşık 30-35 dakika, 40 dakika yani üzerindeki ve kendi şeyinizi, kendi e, fiziksel şeyinize göre bir saate kadar kalabilirsiniz. E, kime nasıl ulaşacaklarını çok iyi bilmeleri lazım. Ki burada da kilit nokta 158'dir ve VHF 16. kanaldır. Deniz telsizi 16. kanalı size en çabuk yardımı getirecek sistemlerdir. Bugünkü kazada da sanırım boğulmaktan çok hipotermi olmuş olabilir. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani insanlar bir yere tutunuyor ama şu anda deniz sıcaklığı bilmiyorum 15 18 17 derece. Yani herhalde 40 45 dakikada filan insan e, maalesef donarak, donarak ölebiliyor. Ee, peki e, yani denizleriniz ne kadar güvenli dedik, ki soru oradan yine kazaya döndük ama e, şimdi Piri Reis'ler çıkartmış bu coğrafya baktığımızda. Barbaros Hayrettin yani değil mi? Bütün enginlere, evet. deryalara nam salmış bir geçmişi tarihi var. Bugün denizciliğimizin bulunduğu olduğu noktası sizi memnun ediyor mu efendim? O yani korunuyor dediniz. Ediyor. Yani ne bileyim bir filomuz, yani Yunanistan Bakın... kadar değil, onu biliyorum ben. Ha, şimdi şöyle, e, maalesef... Ya da işte bakanlık düzeyine yeni geldi. Daha önce müsteşarlık düzeyindeydi denizciliğimiz. Var mı denizcilik bakanlığımız? E, Yok Ulaştırma Denizcilik Bakanlığı yani, diye değişti. Yani ulaştırma şey. ve ha. denizcilik e, filan gibi. Daha önce biliyorsunuz başbakanlığa bağlı, e, müsteşarlıkta. <laughs> evet, e, şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye denizcilikte de... E, Yanılmıyorsam 16. 17. filan kolay bayrakları çıkartırsanız yani Panama Hı. şey gibi çıkartırsanız iyi bir yerde. Ha, daha iyi olması lazım. Daha çok çünkü denizcilik çok istihdam sağlayan ve yan sanayiye çok mesela bakın şimdi tuzla Tersanelerinin etrafında tuzla tersanelerinde 40-50 bin kişi çalışırken yan sanayide en azından 100 bin-150 bin kişi çalışıyordu. Yani işte tornacısı, testicisi, elektrikçisi yani. çok Hı. şey, çok önemli bir e, sektör. E, sektör. E, ha Yeterli mi? Yeterli değil. Kötü mü? Kötü değiliz herhalde diye düşünüyorum ben. Anladım. Bir profesyonel yani, olarak. E, yani tamam anladım. Yani memnun, memnunuz ama daha da iyi olmasını daha iyi, istiyoruz. Ama, memnun değiliz, daha iyi olması lazım. Ha, memnun değiliz. Tamam önce memnunuz gibi Memnun değiliz, gibi daha hazırlık. iyi olması lazım. Eyvallah. E bakış açısı. <laughs> tamam. E, peki e, şimdi biraz kazadan hareketle e, denizciliğin daha iyi olması için bu tür kazaların olmaması için bunlarla mücadele etmek için neler yapmak? Yani biraz çözüme ilişkin e, yorumlarınızı Kesinlikle. alayım. Kesinlikle. Bakın ben size söylediğim gibi biz 532 kişiyi kurtardık. Bundan çok övünüyoruz diye hiçbir yerde konuşmadık biz. Birim övüncümüz öncü, biz bin kişiye temel denizcilik eğitimi, denizde Deniz ahlakı, çevre bilinci, ilk yardım gibi konularda eğitim verdik bin kişiye ve bu bin kişi belki de daha da artacak bin kişi hepsi gittiler amatör denizci belgesi aldılar bir tekne kullanmak için biliyorsunuz amatör denizci belgesi almanız lazım hı hı. onu hak ederek aldılar bu çevre bilincinin Kesinlikle bu bilincin, deniz bilincinin oluşturulması lazım. Bir eksiklikte gördüğümüz, özellikle yaz aylarında Şile'deki, maalesef Şile, Kilyos, Karadeniz kıyılarındaki boğulma olaylarına çok çaresiz kalıyoruz. Yani bir kurtarma örgütü olarak, her ne kadar kıyı belediyelerimiz can kurtaranlar koyuyor falan ama insanlarımızın yüzme bilmesi lazım. Yüzme bil, hatta bizim rahmetli... Kurucu Başkanımız yüzme öğrenmek bir vatandaşlık görevidir derdi var. O Atalay Başkanımız da burada rahmetli analım. Yani biraz da o eksiklik var. Yani bu eğitimin verilmesi lazım. Her şeyin başı eğitim dediğimiz gibi. Çok zor bir şey de değil yani. Biz dernek olarak en azından üzerimize düşeni yapıyoruz ama yapıyoruz daha belki hani devlet düzeyinde, bakanlık düzeyinde bu işlere el atılmalı. Her vatandaş örneğin her yurttaş yüzmeyi bilmeli. Kesinlikle. Çünkü kanal var, dere var, göl var. Yani çok trajik şeyler duyuyoruz. Bunlar iyi yüzme bilmemekten oluyor birçoğu. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum Sayın Argıç. Katılıp katkıda bulundunuz. Sayın seyirciler, bu sabah yaşanan Boğaz'daki tekne faciasının ardından hem bu kazayı, bu kazaların nedenlerini hem de denizlerimizin güvenliği ve Türkiye denizciliğinin geldiği noktayı Denizler Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ahmet Serdar Argıç'la değerlendirdik. haber merkezi devam edecek.